Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Semavi arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni şeytanların şerrinden hüsemin eylesin. Kalan ömrümüzü kullanılan ömürlerden daha hayırlı etsin. Bizi bırakmasın. Bizi rahmetiyle kuşatsın inşallah. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ihsan, ikram, lütuf ve keremi olan hizmet-i imaniyede bizi ayırmasın. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Ve şehit olmayı, kabre şehit olmayı gireyim, nasip eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu akşam haşir. Haşir ile alakalı bir gelişimizde layıka yapmıştık. Layıka yapmıştık, psikoloji yapmıştık. Öyle hatırlıyorum böyle her gelişimizde. Mevzunun içerisinde mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Beraber. Ben de sizin gibi öğreniyorum. Biliyorsam söyleyeceğim. Veya siz ekleme yapabilirsiniz. Muhakemattan okuyorum. 134 yeni muhakemat. Haşirle alakalı Haşri ustadımız 11 maddeye cem etmiş. Haşirle alakalı her bir bölüme bir tane madde koymuş, yani hulasa etmiş. Şöyle diyeyim, ne demek o? Şu alarda 208. sayfada 20 vecih ile insan tarif ediyor. Filozoflar şöyle tarif etmişti. Konuşan hayvandır. Düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Ama sonunda bir hayvan eklemişler. Ya hayvan derken bizim dört ayaklı değil, canlıdır manasında demişler. Üstad Hazretleri orada çok acayip bir farklı bir şekilde insanı tarif ediyor. Hatırlarsınız 20 vecih ile. Niye söyledim bunu? Ben de oturdum. O 20 vecihi, 20 şekli, 20 farklı yönleriyle insanı tarif ediyor. Dedim ya, bir cümleye indirgeyebilir miyim ben bunu? İnsan nedir deyince. Şimdi cümleyi şöyle buldum. Bu haşir de böyle yani. 11 tane hakikati birer cümle. İnsan nedir? Biz de hem mevzumuzla alakalı, İstidat ve kabiliyet itibariyle, yapı yazılım itibariyle sistemimiz sonsuz. Çünkü zat-ı aynadır. Başka? Zatın halifesidir insan. Halife deyince ne anlıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam halifesi var. Biz de Cenab-ı Hakk'ın halifesiyiz. Yani bekaya basarız. Ezeli ve ebedi bir zata aynayız. En cami bir aynayız. Muayenlik yok tabii. Böyle bir insan. Bir de yaşadığı dünya ve kendi alemi devamlı değişkendir. Bir an bir ana benzemiyor, yoktur. An ve an yok oluyoruz, var oluyoruz. Ampul gibi drrr, var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretin ilme. Kur'an'da iki tane ayet var. Halkın cedid. Bunu Üstad da anlatıyor. Şimdi insan tavatun ettiği, yaşadığı dünya değişiyor. Kendisi de değişiyor an ve an. Haleti de nihayetsiz, ucu bucağı yok, değişken. Nereye kadar? Hiçbir zaman durmayacak bunun değişimi. Kabirde de gördüğümüz zaman Allah Allah. Haşirde de değişecek. Cennette her böyle Cenab-ı Hakk'ın rüyetine gittiğimiz zaman, ki ustadımız diyor, cennete geldiği zaman ehilleri tanımayacak diyor. Her cuma Cenab-ı Hakk'ın rüyetine inşallah seyre gideceğiz. Pazartesi Adem Aleyhisselam'a günüdür ziyarete. Perşembe Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cuma günü de Rabbimizdir. Allah değil, Rabbimiz. Herkes Rabbini görecek. Şimdi insan her görüşte değişecek tabii. İnkılap. Değişimi duracak mı? Durmayacak. O zaman insan nedir?
Bu değişimlerde ama anda ifade edeceksin. Varlığı devamlı değişiyor. Olmakta olandır. Olması hep devam etmiş ama sorduğun anda neyse o. Olmakta, olması devam ederken olandır. Olmakta olandır. Böyle bir şey insan. Şimdi haşir mevzumuza ben bir örnekle giriyorum. Bununla bakabilirsiniz. Uydu düşünün. Navigasyon cep telefonunuza girdiniz. Hepiniz biliyorsunuz. Adresi yazdınız. Tamam. Adresi yazdınsa gösteriyor. Adres 2 saatlik mesafede. Şüphe ediyor musun o adresi göstermişse? Yok değil mi? Göstermiş. Yoksa göstermez zaten. Ha, şimdi bu beşerin yaptığı uydu. Beşerin yaptığı navigasyonun gösterdiği adrese itiraz var mı? Yok. Senin fıtratında şöyle. Uyduya ahirete iman koy. İman. Ahirete iman. Beden, telefon. Hayat, batarya. Yazılım, ruh. Navigasyon, insanın saadet-i ebedi yönü. Şimdi bu navigasyonu açtığımız zaman nasıl ki adresi gösteriyor? Adresi gösteriyor. Ama bizim için gelecek. Öyle bir yerden şüphe etmiyoruz. Var diyoruz. Çünkü olmasa göstermezdi. Katiyetten. Aynı bunun gibi insan navigasyonun gösterdiği ahiret. Buradan konuşacağız. Yazdı böyle. Adresi yazıyoruz. Kur'an bize söylüyor. Diyor ki ahiret var. Biz de giriyoruz. Ahiret. Ondan sonra hangi cennet olsun? Firdevs. Tamam. Ad cenneti. Yok ad yapmadan. Firdevs. Hop bir bastık. Gösterdi. Var diyor. Mesela Kur'an söylüyor ki ebed var diyor. Fıtrat reddetmiyor. Kur'an diyor ki bir anda her yerde olacaksınız. Hiçbir yerde olmayacaksınız. Fıtrata dönüyoruz. Evet var diyor. İsteğim de var. Böyle bir şey var. Yani Kur'an'ın söylediği, vaat ettiği fıtrat reddetmiyor. Diyor ki bir, birinci madde. Bu misalle. Evet saadet ebedi olmasa diyelim ki insanın önünden insanı tanımlayan, anlamlandıran, manalandıran o ahiret yoksa ne olur? Nizam bir sureti zayife-i vahideden ibaret kalır. Yani kainattaki nizam, sistem, sanat niye var ki o zaman? Şöyle düşün. Ne, nereye göre, niçin nedir? Mesela ahiret yok. Bende ebed arzusu niye var? Anlamı yok. Hiçbir değeri yok. Hiçbir şey ifade etmiyor. Niye bir anda her yerde olma isteği var? Hepimizde var. Hani bir bende olsa da derdim tesadüf. Ama hepimizde var. Bu istek var ya. Elem istemiyoruz. Her istediğimizin yerin gelmesini istiyoruz. Hepimizde aynı. Eğer ahiret olmasa sureti zayife-i vahide manasız bir görüntü olur. Manasız. Ne manasız? O kadar ciddi mana ki her şeyi ona bina ediyoruz. Yani o isteğin üzerine bina ediyoruz. Dünyayı bununla anlamlandırıyoruz. Mesela yapma haramdır, günahtır, ayıptır, haktır ya. Yani dünyadaki doğrularımızı, yanlışlarımızı imani bir ahirete göre yapıyoruz. O adrese göre. Mesela hayatımızı nasıl tanzim edecektik? Yani doğrularımızı ve yanlışlarımızı kaldırın ahireti. Niye? Bir şey niçin doğrudur? Nereye göre doğrudur? Ne? Nereye göre? Nedir ama? Ahireti kaldırırsan niye ben ebed istiyorum? Acayip bir şey ya. Felsefeciler diyor ki ben mutluydum. Felsefi yani psikoloji kuranlar. Freud da Jung diye bir adam kurmuş. Diyor ki ben mutluydum. Kitabı okudum. Kimseyle görüşmedim. Manastıra girdim diyor. Gittim ben o İsviçre'de o dağların altında şeyinde. Ufak bir kulübe gibi şey var. Tamam ben kimseyle görüşmeyeceğim. Hiçbir kitap okumayacağım. Bir kere mutluluğu yakaladım bu değişmeyecek. Girdim diyor içeriye. Hali zaman sonra bende sıkıntı başladı diyor.
Ya kimseden tesir almadım. Bir kitap okumadım. Hiç etkilenmedim. Topluma çıkmadım. Niye ben diyor sıkılıyorum. Oysa çıkmıştım. Niye sıkıldım diyor. Benim o mutlu iken diyor elde ettiğim bilgiler haletlerin arasına hariçten değil, toplumda değilim. Kitap okumadım, kimseyi dinlemedim. Ama gene bende bir sistem var diyor. O doğrularımın ara boşluklarını buldu. Oraya girdi, beni tepeledi diyor. İşte diyor, o diyor ben mutluyken bendim, bu benim usum. Ama bana rağmen çalışan başka bir sistem var diyor bende. Şeytan cini kabul etmediği için, şeytan veya cini. Diyor ki benim doğrularımın ara boşluklarını, zayıf noktalarını yani vehim ve vesveseyi kim bulmuş ki oraya girmiş, onu kim bulmuş? Ben kimseden tesir almadım. Hadi o adam etkiledi beni. Kitap okumadım. Dağda, manastırda kaldım. Bu hayli zaman sonra benden niye çıktı diyor. İmam Şafii diyor ya radıyallahu anh. Hayırla meşgul olmasanız şer sizi işgal eder. Şimdi eğer o diyor bana rağmen ama bende çalışan bana rağmen o sistem diyor tespit edilmezse insanoğluna dünyada rahatlık yoktur diyor. O işte iblis. Herkeste doğan bir şeytan cinsinden olan iblis bizim dindeki adı nefse emmare. İşte o ara boşluğu mesela kattınız insanın en gergin olduğu sabah. Olumsuz durup dururken pat olumsuzluklar geliyor. Yani hayırla meşgul olmasan şeri meşgul olmana gerek yok. Şer zaten işgal eder. Karanlık yaratılmıyor. Karanlık zaten var. Güneş yaratılıyor. Adem yaratılmıyor. Zaten Adem esastır. Vücut yaratılıyor. Şere gerek yok. Hiçbir şey yapma şerdesin. Peygamberimiz de ne dedi ya? İki güne eşit olur. Şimdi karanlık için bir güneş gerekiyor mu? Soğuk için de cihaza gerek yok. Sıcaklık yoksa soğukluk var. Karanlığı ortadan kaldıran güneştir. Aynı bunun gibi hiç olumsuzu düşünmene gerek yok. Zaten olumsuz esastır nefise. Ama hakikat, ilim, marifet ise güneş gibidir. Onun üstünü açıyor. Diyor ki, saadet ebedi olmasa, bizim dışımızdaki nizam ve o nizamı anlamlandıran yani insan bir sureti zayıfı vahideden ibaret kalır. Cemi maneviyat ve revabit ve nisep hebean gider. Demek nazamı saadet-i bedidir. İnsanın fıtratındaki o maneviyat, maneviyat derken müceredat-ı sırfa yani maddede olup madde olmayan. Mana diyoruz, anlam diyoruz, meyil diyoruz ama madde değil. Maddede gözüküyor. Onu neyle ifade edeceksin diyor. Mesela insan bir istek istiyor, elma istiyor. Demek ki elmanın vücudu var. Ya böyle bir hava alayım diyorsun. Demek böyle bir şey var. Saadet ebedi de böyle. Ya insanın eğer ahiret önüne konulmazsa insandaki o içsel bağlar çözülür. Nasıl bütüne getireceksin? Adam bak ne diyor. Ve bunların kurduğu psikolojinin üzerinden psikatistler kurulmuş ve hap içiyoruz yani. Onun için 17 senede meğer hap içiyor. Hala düzelmedi. Düzelir mi? Düzelmez. Çünkü niye? Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Nasıl düzelecek? 17 sene ben mi uyduruyorum yani? Bana mı denk geliyor bu insanlar? 17 senede meğer hap içiyorum. Niye düzelmiyorsun? Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Peki ne yapıyor? Olmayan kara kediyi karanlık odada arıyor. Yani şimdi kendi aleminde diyor ki ben mutluydum. Çıktım yukarıya böyle. Sıkıntıdan sıyrıldım. Tamam hiç kimse bana ulaşamaz zirvedeyim. Ama birileri arkamdan geldi. Hem de bende o. Kimse. Bilmiyorum onu. Bir tanesini dediği gibi bir hafta olmadı. Yani. Diyor ki, abi kafam karma karışıklık diyor. Ne var dedim kafanda? Ne? Vallahi herkes var bir ben yokum diyor. Herkes oradaymış. Bir ben yokum diyor. Düşünceler, hayaller, meyiller, arzular,
Acayip bir ben yokum diyor. Herkes orada. İşte ne güzel işte. Çünkü böyle daha artık inilmeyecek yerde çıkmaya başlayacaksın demektir. Yani alçak denmiyor. Alçağın gene seviyesi var. Çukur deniliyor. Aşağı indin mi? Herkes var abi ben yokum. Ha? Bundan sonra sen olacaksın vallahi artık. Serbest bölge var ya öyle. Evet demek ki eğer ahiret insanın önüne konmazsa insanın içsel dünyası anlamlandırılamaz. Neyin ne olduğunu mesela adam ahirete inancı olmadığı için içimde diyor bir şey var bana rağmen çalışıyor. Ne diyecek şimdi? Her şey içimde doğan düşünceler, hayalleri hep ben demiş adam. Vesveseden nasıl kurtulacak? Hep içimizden doğan. Burada hocam diyor, bende başka kim var diyor ya. Ya bu düşünce senin midir diyorum. Kim var ki başka diyor. Şimdi ha, bu Müslüman diyor yani bana. Kim var ki diyor içimde Zafer. Ya bu hayaller senin olsa, bu düşünceler, niye rahatsız oluyorsun? Senin değil demek ki. Benim değilse bende niye oluyor dedi. Sen tek boyutlu mu zannediyorsun? 18 bin farklı karakter sende. Yani bir duygu zannetmeyin. Şefkat, muhabbet, haf, korku, menfi milliyetçilik, vefa. Ne hissiniz varsa hepsinin 4 tane ruhu var. Müstakil. Mesela ihlasın, muhabbetin, şefkatin müstakil ruhu var. Hayatı var, vücudu var. Aklı var. Her bir hissi, duygunun müstakil vücudu var. Bu vücutların toplamıyla biziz. Arkadaşlar şefkat müstakil bir şey değil böyle. Öyle bir zan olmasın bir his değil. Vücudu var, vücudu bir mahluktur o. Bir var yani. Vefa bir şahsiyettir. İhlas bir şahsiyettir, sadakat bir şahsiyettir. Meyiller şahsiyettir, arzu istekler şahsiyettir, bir müstakil vücudu var. Bunların toplamıyız. Bir ders dedi böyle baktı da sanki ilk defa bakıyor. Hakikaten hep bende var mı bunlar? Cep telefonunda ne kadar ses kayıtlar var, ne kadar videolar kapattığınız zaman hacı hiç kimse yok. Ses, kulağına tak, hiç ses yok. Ama düğmesine basarsam bak çıkar. Senden başka herkes var işte. Telefonda kimse var mı? Şu an tut böyle, kapalıyken kimse yok. Ama biliyorsun ki bir sürü video var içinde. Bir sürü ses kayıtları var, bir sürü yazılar var. Yok mu? Ya bizde böyle ya. Bizim yaptığımız böyle olursa, yani sessizliğin içerisine ses konmuşsa, karanlığın içinde güneş konmuşsa, bunu yapan ne yapmıştır? Öyle mi? Sessizliğin içinde sesler var. Telefon sessiz. Koy. Aç, nasıl sesler çıkıyor? Kafada böyle. İki. Ben burayı hiç yapamadım dediğiniz zaman rahatça sorun. Evet, inayet ezeliğinin timsali olan hikmet ilahiye. Allah'ın inayeti var. İnayeti ne demek? Allah'ın yardımı. Yani nefes almak. Kendisi yardım. Ne demek olduğunu astım hastalarına sorun. Entübeye çıkanlara, yoğun bakımda olanlara sorun. Almanya'da bir dostum var. Kaç aydan beri entübeden çıktığı halde gene cihazla nefes alıyor. Diyor ki, bugün de görüştüm. Ah diyor, cihazsız bir nefes almanın ne demek olduğunu bana sorun hocam dedi. Sen bile bilemezsin. Birkaç aydan beri ya, cihazla hala. Yani entübeden çıktığı halde cihazsız nefes almak. Sonra çok durmadan sesi şey yaptım. Vay be, cihazsız nefes alıyoruz ya. Çantacı Necmi abinin bir lafı var. Yoğun bakılıyoruz ki, yoğun bakım ünitesinde değiliz diyor. Çok laf adam ya. Hakikaten nefes almak ya. Allah Allah, et nefes alıyor. İnayet ezeliye bu. Allah'a inayeti. Üzerimizde. Hiçbir şeye sahip değiliz. Nefes almana sahip değilsin ya. Tansiyonuna sahip değilsin. Nabzına sahip değilsin. Kolesterolüne sahip değilsin. Daha boğaza giden yemeğe bile sahip olun. Ben sahibim kendime. Nasıl yaparsın ya? Nasıl dersin? İnayet ezeliyenin timsali olan hikmet ilahi. Ya, Allah'ın yardımı var ya böyle merhameti. Yani bizi tanıması onun nümenesini bize koymuş. Ha, birinci sözde geçiyor ya.
Seni Allah biliyor, tanıyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sana bağlamış, tesbihin imamesi gibi bütün taneleri sana bağlamış. Bütün her şey, gökteki, semadaki, yıldızlardan galaksiye kadar, yerin dibindeki madenlere kadar seninle anlam buluyor. İnsanı çekip çıkarsan altının ne değeri var? Elektriğin ne değeri var? Kime var yani? Semayı kime süslemiş ki? Semayı yıldızlarla, zemini müştemelatıyla süslemiş. Kim için ki? İnsan için. İnsan da 5-10 bin lira maaş için olmaması lazım. Bu kainat sistemi benim için. İnayet ezelinin timsali olan hikmet ilahiye, kainattaki riayet-i mesali ve hikem ile mücehez olduğundan saadet ebedi ilan eder. He. Bütün kainatın ucunu sana bağlamış. Kainattaki menfaatlar sana bakıyor. Riayet-i mesali. Yani faydası sana bakıyor. Şimdi demirin cinlere ne ihtiyaç var? Tam tersine rahatsız olurlar. Bıçaktan, toplu iğneden, silahtan çok rahatsız olurlar. Mesela. Hatta öyle hasta olanlar vardı. Toplu iğne yastığın altına koyardı mesela. O tür yerlere yanaşmıyorlar. Peki demirin ne? Kime menfaatı var? Bize menfaatı var. Bak sana bağlamış. Ondan sonra kainattaki sanatı madenleri kullanarak taklit etmeyi bize öğretmiş. Hikmet-i İlahi. Kainatın sanatını mesela kartalın gözüne bakılarak radar bulunuyor. Yunus'un gözüne bakılarak sonar sistemi yapılıyor. Peki kartalın gözünü yapan nereye bakmış? Yani biz radarı kartalın gözünden baktık. Kartalı yapan nereye bakmış yani? Nasıl yapmış? Maddeyin Allah işte. Nasıl bir teknoloji kullanmış? İnsana bağlamış. Bunu da bu sanatını yapmış. Anlamlandırmış. Birbirine düğümlemiş. Kendisini inşa etmiş insan. Sanatını da göstermiş. Halife olduğunu. Zira saadet ebedi olmasa kainattaki bilbe dahi sabit olan hikem, fevait karşı mukabele edilecektir. Şimdi düşünün. Adam yapıyor böyle harika bir bina yapıyor. İyi veya senelerde uğraştı bir daire alıyor veya senelerce uğraştı bir araba alıyor. Dese ki bu Mercedes'in hakkı mesela. Vallahi bunun yandığını ben hiç görmedim. Şöyle bir tutuştursam. Maaşı aldı. 10 bin lira maaş aldı. Tamam. Vallahi bu paranın nasıl yandığını hiç gördünüz mü? Sen hiç yaktın mı? 200 lira yaktım. Yaksan zaten seni burada tutmazlar. Bakırköy'e koyarlar. Şimdi para nasıl yandığını diye maaşını yakan olur mu? Şimdi niye yapmıyorsun? Çünkü insan menfaat perestidir. Ben dönüktür. Malına sahip çıkar. Orada telefon düşsün. Aa kimin orada telefon? Lakayt olur. Kalem düşsün. Kendi kalem. Bir dakika basma ya ver o kalemi. Bak kendi kalemi ya. Kendisi. Bu özellik Allah bize verdi. Allah'ta da var. Ben kalemimi israf etmiyorum. Allah da kainatı israf etmez. Eğer bu kainattan sonra ahiret yoksa kainat komple israf. Ama kainatta israf yok. Abes yok. Hikmetsizlik yok. Bak kainat üç tane. Abes yok. İsraf yok. Hikmetsizlik yok. E kainatın sonunda bir ahiret yoksa tam tersi olur. Abes olur. Manasız olur. Hikmetsiz olur. Yani adam okudu liseye kadar geldi. Üniversiteye gidiyor. Niye gittin? Vallahi cahil olmak için gidiyor. Tersi dönüyor yani. Bugün edilen masrafa bak mesela. Sanayi edilen masrafa. Kaç defa nefes aldın? Şimdi 45 dakika ameliyatta narkoz veriliyor. Kaç para bu narkoz? Herhalde 1-2 bin lira tutuyor. Ne kadar tutuyor mu Asa? O kadar tutuyor, uyandırması da var. O da mı o parayı? Sağlıkçı da. Şimdi 1-2 bin lira uyumak için. O da suni. 5-6 saat günde uyuyorsun ya. Bunun parasını verse fıtri uyumak. Narkoz ya. Hocam narkoz hemşehrileri çok maaş alıyorlar. Doktorlar da hemşehrilerden narkoz. Yani. Daha oldukları için fazla ücret alıyorlar. Bak şimdi bir de öyle değil mi? Şimdi bugün gözü kullandın. Karaciğeri kullandın. Karaciğer, böbrek, dalak, göz, kulak. Ne demek olduğunu anlamak için şöyle diyeyim. Abim ismi neydi senin? Erdal. Erdal.
Bugün sabah sana dediler, iki gözünü kiralık ver, akşam getireceğiz. Kaça kiraya verirdin ama akşama sen böyle oturacaksın. Bir gözün kapat, birkaç dakika verir misin şimdi? Şimdi 8 saat kiraya vereceksin şimdi, öyle duracaksın. Olur mu Erdoğan? Olmaz. Bak bugün bunu kullandık işte. Bugün bunu kullandık. Gözünü kullandık, kulağı kullandık. Edile masrafa bak. Bu kadar masraf edecek. Sonra olmadığın daha önceki gibi yani yok edecek seni. O zaman niye etti ki masraf? O zaman sen maaşı niye tutuşturdun? Madem yakacaktın, niye çalıştın bir ay? He? Parayı madem yakacaktın, niye çalıştın? Demezler mi ya? Şimdi ben kalem misali niye verdim? İnsan kendi malına böyle sahip çıkar. Kalem benimse, basmayın bir dakika, orada kalem var. Kaliteli bir telefon var. Benim değil ama. Kardeşler, arkadaşlar orada telefon kimin o? Değil mi malım? Bu özellik ben mi kazandım? Yok. Bana verildi. Veren de yok mu? Bu özellik daha fazla var. Malını israf eder mi? Etme diyor. O zaman Allah da malı israf etmeyecektir. İyi ki Allah var ya. Allah olmasaydı ne yapacaktık ya? Üç. Naam. Evet. Akıl ve hikmet ve istikranın şehadetiyle. Akıl, hikmet, insanın fıtratıyla araştırmasıyla istikra. Sabit olan hilkatteki Adem abesiyet. Bak, kainatta abesiyet yok. Başka ne yok? Haş-ı cismanideki saadeti ebedi işaret, belki delalet eder. Zira Adem'i sırf her şeyi abes eder. Yani eğer sonunda bir yokluk varsa, bu taraftaki, kainattaki her şey anlamsız olur. Sonuçsuz. Hiçbir değeri olmaz. Mesela kabre girdin. Bu kadar, mesela kaç kamyon, değil mi? Kamyon, ne kadar gıda yemişizdir? Bir insan. Ya bir kamyon vardır değil mi senin gittin? Efendim? Fazla tabii ya. Benim de senin de var. Birkaç kamyon vardır ya. Şimdi bu kadar, bu makineden geçti. Düşünceye dönüştürdük, hayale dönüştürdük, fikre gittik, geldik, yaptık da ettik. Tamam. Sonunda bu kadar edilmiş sana masraf, mesela şu elektrik masrafı, hayal et şunu, Keban Barajı, buraya kadar geldi masraf, bir de güneşin masrafını düşün. Güneş masraf edilmiş, su masrafını düşün, yağmurun masrafını düşün, telefon kontrol masrafını düşün, kulağını düşün, ağzını düşün. Daha. Bak bu kadar masraf var, sonunda Adem'i sırf olsa, yokluk olsa, her şey abesiyete, hikmetsizliğe inkılap ediyor. Ya. Yani uyuduğumuz bir zaman bile boşta durmuyoruz. Geçiyoruz öteki aleme, rüyaya geçiyoruz. Başka bir moda geçiyoruz. Neler yapıyoruz ya? Yiyoruz, içiyoruz, koşuyoruz. Hayal. Hayal ise buna niye fatura çıkıyor? Terden soluyorsun. Banyo yapıyorsun. Yemek yiyorsun. Görüşmediğin dedenle görüşüyorsun. Yani çözemediğin geleceğe ait olan evleneyim mi bununla, bu işi yapayım yapmayayım mı? İstihareye atıyorsun, cevap geliyor. Bana kim sana cevap veriyor? Senin niyetini kim biliyor ki gece geliyor sana onunla renklerle konuşuyor? Kırmızı ve siyah ise sakın yapma bunu. Yeşil ve beyazsa yap diyor. İstihare namaz. Ya. Bir tane söyle diyor. Diyor ki, demiş yeni yani, acaba demiş, şimdi bak kendisi Alman ha bu, Almanya'da yeni Müslüman olmuş, birkaç ay oluyor belki, 3 ay olmadı ama, ben Müslüman oldum ama, Müslümanlar öyle diyor ki, Müslümanların peygamberi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, benim de peygamberim ama, acaba o duydu mu diyor. Onun benim diyor Müslüman olduğum yeni oluyor yani bir aradı kocası kadın bu. Acaba benim Müslüman olduğumu onun haberi var mı diyor. Çok tuhaf değil mi? Akşam rüya görüyor. Seni kabul ettim demiş. Almanya'da nerede Frankfurt'ta Peygamber Aleyhisselam ne işi var? Hiç gitmemiş ben öyle biliyorum. Değil mi? Yaşarken Frankfurt'tan gitmemiş. O kadını da görmemiş.
O kadın böyle niyetle kocasına da dememiş. Sonra Allah'a yer kalkıyor. Diyor ki, böyle düşündüm. Ve beni niye arıyorlar? Dedim ki, yüzüğü var mıydı? Evet, yüzüğü olursa şeytan giremez. Yani falan olmayacak, yüzüğü ve sesi. Peki, nereden biliyor Frankfurt'ta o kadar kişilerin içinde kocasına bile demeden gizli kafasından geçirdiğine bir yerlerden cevap geliyor. Kabul ettim seni diyor. Uf. Ne acayip değil mi? İstihare namazı mesela. Yatıyorsun oğlum bunu yapayım yapmayayım mı? Ya çok net oluyor. Usta da değil mi bazen? Bazen seni ilan gibi görüyorum diyor. Bazen işte o da ustad istihare yatmadığı halde görünüyor. Biz adres veriyoruz. Yani bu işim nasıl olacak? Bir çiçek tarlasına giriyorsun. Kıpkırmızı çiçekler, siyah topraklar. Diyorlar ki yapma ya. Nereden biliyorlar senin niyetini? Ya insan ya. 18 bin alem ya. Farklı karakterle bir araya. Evde 5-6 tane farklı karakterler var çocuklar. Kıyamet kopuyor ortalık ya. 18 bin tane karakter var. Alem ha? Duygulardan bahsetmiyorum o. Duygu his değil. Alem, 18 bin alem. Arş, kürs, lef-i mahfuz, lef-i mahfe isbat. Yani alem ana, lev-i misali, daire ilim. Hani böyle 18 bin alem. Bizdeki hissiyatlardan bahsetmiyorum. Nasıl bir donanım ya? Şimdi diyor ki ben seni kabul ettim vay ben. Bak nasıl Frankfurt'ta da biliyormuş. Sonra ben dedim ki benim bildiğim dedim düşünsün diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşarken dedim Frankfurt'a gitmemişti. Hayır hayır diyor söyle ona diyor. Ben diyor rüyada gördüm diyor. Şaka falan oldu. Ben kim gittim? Yani sanki yaşıyormuşsun ki. Yaşıyor. Hayattaymış gibi icraatları var ya. Peygamberler teris olurlar, ölmezler. Zaten hiç Müslüman, hiç kimse ölmez ki. Ölümü nefis tadıyor, baklavayı tadıyor. Soru yemiyor musun? Baklava yemek, yemeği yemek, tatmaktır. Ölmek değil ki. Küllü nefsin zayikatı mı? Herkes, her nefis ölümü tadacaktır. Her ruhu, her ruh tadacaktır demiyor ki. Ölüm nedir? Tadacağız yani. Bedensel bir şeydir. Ruhla alakası yok. Küllü ruhun zayikatı mef değil ki. Ama nasıl biliyor musun? Şöyle bakarken. Bakarken pat diye aynı derstesiniz. İnşallah böyle olacaksınız. Ha böyle. Şu anda derstesin ya. Saatten haberin yok. Böyle derste daldın. Fatiha çekildiği zaman kıyamet kopacak. Aa ne oldu ya? Kıyamet koptu. Dersteydik ne çabuk oldu. Meğer şehit olmuşsun haberin yok. Şehit haber bilmez böyle. Böyle aynı ortamdasın. Yani şu anda ben vefat ettim hiçbir şey anlamazsın. Sen de anlamazsın ben de anlamam. İlim meclisleri diyor cennet bahçesinin bahçedir diyor ya Peygamber Aleyhisselatü'ne. Şehit hiçbir şey anlamıyor. Hatta şehit Ubeyd diye bir yeğeni varmış. Şehit olmuş. Ustadın öldüğünü biliyor diyor. Kendisi ölüyor ya tarihçi. Benim öldüğümü zannediyor diyor. Bana çok üzülüyordu. Oysa ölmüş. Kendisi ölmüş. Beni ölüm zannediyor diyor. Bir tuhaf ya. İşte toplumdaki insanlardan çoğusu da böyle. Biz ölü biliyorlar. Tamam bunlar zavallı ya. Hiçbir şey bilmiyorlar. Oysa kendisi bilmiyor. 4. Fıtrat. Evet, fıtratta ez cümle alemi sure olan insanda fenni manif menafiül azanın şahadetiyle sabit olan ademi israf gösteriyor ki insanda olan istidadat-ı manevi amal ve efkar ve muhilatını ademi israfını ispat eder. O ise saadet ebediye namzet olduğunu ilan eder. Yani şey, anne karnındaki çocuğun organları oraya bir anlamı yok. Ayak takılması bir anlamı yok. Orada göz bir işe yaramıyor, kullanamıyor vesaire. Aynı onun gibi, şimdi insandaki organlar manasız yok. Karaciğer, böbrek, dalak. Eskide bazı şeyleri
şey fazla zannediliyormuş. Apantis için öyle diyorlar. Şimdi kalpte kullandıkları yedek istepne şey lastik var böyle. Damar var böyle. Vay bu niye varmış? Sonra kalple alakalı böyle şeyler çıkınca vay be alıp koyuyorlar. İstepne lastik gibi takıyor. Şimdi organlarda israf yok. Peki şey de söylüyor bunu işaret yücazda geçiyor. Diyor ki şimdi inşaatta demirler dışarıda. Maden yani. O da maden. Ama altın da bir maden. Gömme duvarda bir dolap var. Kuyumcuda bir alan var. İki tane kapı, bir dükkan kapısı var, bir darava var. Bir de alan var. Hem cebine bağlı hem karakola bağlı. Niçin? İçindeki altın için değil mi? Hep bu. Ama maden o da. Demir de maden. İnşaatın önünde. Bunda niye tekbir alınıyor bu kadar diyor. İçindeki maden için. İşte beden toprağa çürüyecek olduğu halde bir gömlek gibi. Bu kadar emniyet verilirse, ihtimam gösterilirse kılıfına, muhafazasına, bedene. Niçin? İçindeki ceber için. Ruhu için. Bunu beslemek için bak edile masrafa bak. Elmasından al. Bir kere 1800 çeşit elma varmış. 1800 çeşit. Aklım durdu ya. Ha. Mesela kabak çeşidi. Almanya'da görüyorum. Kırmızı kabak var. Bizde siyah var, şey, bilmem şey var. Kırmızı kabak çeşitleri. Renkli. Mavi kabak var ya. Acayip bir şey. Niye bu kadar masraf ediliyor? Bunu. Evet, bunun sonucu biliyoruz. Bir avuç toprak. Ha, bu kılıfa bu kadar masraf aynı bu dükkandaki altın cevher için. Bu kılıfta olan ruh içindir. Onun için yapılıyor. Kılıfa bu kadar masraf. Ya ruhu israf eder mi? Bunu israf etmemiş. Diyor ki fıtratta, el cümle insanda hiçbir maddi organda israf yok. Abes yok. Manasızlık. Ya bir su içmedin başını ağrıyor ya. O kadar hassas yani. Böyle bir sistem. Su vermedin başını ağrıdı. Emaneviyat vermesen kalbe. O da ağrıyor işte. Kalbin bu sefer of puflar çekiyoruz. İşte. Su vermen lazım. Su. Su da nedir? Ameldir. Su İslamiyetle, imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal ederse insanın fıtratı neşinama bulur. İmanı nurla kıyas anlamlandırıyor. İslamiyeti suyuyla, imanın nuruyla, ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında. Su içmeyince bak ne oluyor? Şimdi manevi su olan vermeyince de of pof çekiyorsun. Evde de despot gibi yürüyorsun. O kanaat, kanaati yok, doyumsuz. Telefon veriyorsun, yenilmiş oluyor. Doyum yok, tatmin yok, memnuniyet yok. Acayip acayip yani. Böyle. Niye? İçeride eğer imani bil ahiret bizde otursa doyum olur. Nefes almanın ne demek olduğunu anlayınca telefonun derdine düşmez. Bazen için demiş böyle üç yeri ziyaret edin. Hastaları, tamam. Sonra kabristanları, sonra kabristan, hasta, mehaneler, bir de bir yerde söyle. Hapishane. Ne demekmiş ya? Yani şimdi kalkıp istersen çekip gidersin. Onu bilirim yani. Hücrede bir kaldığım için. Yani şimdi kalkıp bisküvit almanın ne demek olduğunu anlamazsın sen. Suyun almak ne demek olduğunu vallahi anlamazsın. Yazacaksın pazartesi. Şunlar süt. Masa, şu kayıda limiti geçmeyeceksin istediğin. Onaylanırsa o isteklerin bisküvit süttür falan, sudur. Bir hafta sonra gelecek. Bana üç şey yasaktı. Onun için diyorum ki hapislere girecekler kişi bana sorsun. İlk listeye ilk üçünü ne yazarsanız zaafı budur der. Üç tanesini kesinlikle çıkana kadar sana satmazlar. Üç şey satmadılar bana. Limon, zeytinyağı, sirke.
Şimdi yazıyorsun değil mi şey, süt, su. Şimdi dünyadaki şeyi söyleyeceğim. Bir hafta sonra, şimdi markete gidip hala alışmış değilim yani. Markette bir şey alabilmenin normal olduğuna inanamıyorum ben. Yani hissiyatım müsait değil çünkü. O kadar etkilemiş ki 3 ay 20 gün şey ya, hücre ya, koş değil. Şimdi düşün, ahirete gittin, cennet orada, cehennem orada. Ama alamıyorsun. Satmıyorlar sana, vermiyorlar. Ya vermiyorlar, ne yapacaksın? Yoğun bakımdasın. Cihaz orada, görüyorsun. Konuşmalar da duyuyorsun. Daha önce videoları da seyrettin. Derste dinleseydin, o YouTube'lara girmeyecektin. Deyimin olmayacaktı. Bir sürü videoları seyrettin. Yoğun bakıma gittin. Ne olduğunu biliyorsun. Çok bu tarafa gelmek. %50. Entübeye doğru gitmek. %. Peki ondan sonra o cihazda sana ne yardım edecek şimdi? Herkes gitti. İlacı verdi gitti. Kimseyi de sokmuyorlar. İşte bu dersleri dinlersek yetmiyor. Nur talebesinin 3 sıfatı olacak. Okuyacak, dinleyecek, not alacak. Nur talebesi. Vallahi işimizi kolay kolay yaptık. Yazmayı yazıcılara verdik. Okumayı da okuyuculara verdik. Biz de böyle kenardan bir dinliyoruz. Sağ olsunlar, o iki şeyi onlar yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz. Değil yani. Okuyacağız, yazacağız kardeşim. Yazıcılarla alakası yok. Hepimiz yazıcıyız. Hepimiz okuyucuyuz. Hepimiz dinleyeceğiz. Not alacaksın. Not alacaksın ya. Ben bu derse gelmeden önce çalıştım ya. Bak çalıştım. Paldır küldür diye açmıyorum öyle tombala gibi. Yapana da kızıyorum. Böyle ders olmaz haberi. Aa dur bu çıktı size. Böyle bir şey olmuyor mu ya? Çalışacaksın. Sahipleneceksin ya. Şimdi örnek veriyorum. Bir şeyi böyle gidip almak kolay değil. Bunu yoğun bakımda olanlar, hapiste olanlar bilir. Sekeratta da öyle. Bunu hepimiz yaşayacağız. Ama şehitler sekeratı yaşamayacak. İnşallah biz yaşamayız. Şehit oldun mu? Tamam. Hiç hesabı yok. Yani asabı kefin köpeğin diyecek. Kuyunun salasına doğru cennete kimse dur demeyecek. Sana bana diyecekler, dur abla, dur ver hesabını. Köpeğe hesap yok, bana var. Ağrıma gidiyor. Dokunuyor biliyor musun? Şey, Mevlana ne güzel diyor değil mi? Risale'de geçiyor. Ya Rabbi diyor, o ashab-ı keyfin köpeği hesap vermeden gidiyor. Ben de senin ashabının köpeğiyim diyor. Ben de kuyruğumu sallayarak geçeyim diyor. Kimse durdurmasın beni. Asabının köpeğiyim diyor. Ya. Biraz da teneffüs ettireyim size. Mevlana ya, amcasının oğlu biraz gıybet mi etmiş, ileri geri konuşmuş. Öyle oluyor ya. Öyle. Sonra ağzı tutulmuş. Bir şey anlatacağım da onun için söyleyeyim. Ağzı tutulmuş. Ne yaptılar sormadı. O anladı tabii. Neyse beni ona götürüyor. Neyse Mevlana okumuş. Allah'ın izniyle düzelmiş. Demiş ki kardeşim, biz kötü olabiliriz. Yani hakaret edersin, küfür edersin ama bir saray düşün. Saray âli, padişah var diyor. O sarayda diyor bir sürü hademeler var. Orada da kapıda bir köpek var diyor. O köpeği diyor sarayın kapısını kolluyor. Sokaktaki köpek de ismi köpek. Cesedi de beraber ama bu köpeğin farkı var. Padişahın kapısını kolluyor. Bunu sokaktaki köperle karıştırırsa, ona da böyle hoş boş dersen, bakarsın padişaha dokunur. Biz diyor o saray âlinin kapısındaki köpeğiz. Sokaktaki köpeklerle eşit yapma. Padişaha dokunur. Buna ne çıkartacağız? Hizmet edenlere dil uzatma. Eğer onun meziyeti olmasaydı Allah sarayında köpek yapmazdı. 5-6 tane hadisi kutsi zikretmiştim burada. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Seçmişse sen seçmemişsin. Ben seçmemişim onu. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, Geylaniye, Bediüzzaman ismi İmam-ı Gazalilere biz seçmemişiz kardeşim. Bunu Allah seçmiş. Seni de Allah seçmiş. Bizim işimiz değil.
birbirimizi de tenkit etmeyeceğiz. Gıybet etmeyeceğiz. Arkasında bulunmayacağız. Vefalı olacağız. Ucuza ve çabuğa birbirimize yüz dönmeyeceğiz. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Satmayacağız. Ucuz ve çabuk. Terk etmeyeceğiz. Çünkü hep o değil. Onun çok güzel sıfatları da var. Birbirimizi yüz çevirmeyeceğiz. Sırtımızı çevirmeyeceğiz. Ucuza ve çabuk. Terk etmeyeceğiz. Çünkü ben seni ucuza bulmadım. Dostluğumuz için ne kadar yatırım yapılmış. Bak ben buraya gelmek için en az 2,5 saatten yoldan gideyim. Veya ona kadar da gideceğim. Bu kadar da maddi ve manevi masraf ediyorsun. Karaciğer, böbrek, dalak. Bu kadar masraf ediyorsun. Niye aleyhinde bulunuyorsun kardeşim? Niye birbirimizin aleyhinde? Niye sevmiyoruz? Derdimiz ne yani? Böyle bir şey yok da buna fırsat vermeyeceğiz. Paldır küldür diye bu hal, bu konuşmaya girdiyse bilmiyorum. Sakın bunun birisi demek ki söylettirmiş. Birbirimize evde dahi böyle, kardeşlerde de o böyle olduğu gibi evde de birbirimizin aleyhinde ucuza, çabuk terk etmeyeceğiz eşimizi. Hele hele o kadar ayıp ki boşanmalarda hiçbir sır bırakmadan hakimler oralara anlatmak. Üstad ne güzel demiş. İslamiyet'in izzetine, şerefine yakışmıyor. Ayrılacaksan ayrılıyorum de. Sana ne yaparlarsa yapsınlar, böyle bir çağ vurup kan döküldüğü gibi zora gelip sırlarını dökme. Ayıp ya. Evet, ne kadar oldu? Saat ne tarafta? Var mı saat? 10 var abi. He? 10 olmaz. 10 var. Kaç dakika oldu biz? 40 dakika oldu. Bir tane de okuyayım, keseyim. 45 dakika olmuş olur. 5. Öyle olmasa, yani ahiret olmasa, umumen kurul hebeyan gider. Yani fıtratın suyu ahirettir. Su vermesen çekirdek çürür. Yani insanın fıtratına hedef koymasan, anlamlandırmasan, gaye koymasan ne yapacak bu? Maddeye tutacak. Madde de fani ve çürük. Çürük ne yapacaksın ya? Şimdi nöbet istiyorum, fani desin. Ya sen de bak benim gibi olacaksın. Kaç yaşındasın? 35. Bak böyle geleceksin. Ben de bir ara böyle. 40'a kadar ölüm falan hatırına gelmez. Ondan sonra 40'tan sonra şahsiyetin olur. Şu 50'den sonra ölüm hiçbir saat aklından çıkmaz. Her saat sendedir. 50'den sonra aklından çıkmaz. Hiç çıkmaz. Artık yüzünü çevirdi oraya. Yuvasına bakıyor. Artık yavru büyüdü kuş ağacın dalında. Artık dışarılara bakıyor böyle. Yani nasıl atlayacağım diye. Hulusi abinin misali. Bir ağaç düşün. Hulusi abi vermiş. Ağaç düşün. Orada kuş konmuş. Siyah beyaz bir adam hırzalla ağacı kesiyor. Hırzal böyle. Hır hır. Ağacı kesseler, ağaç devrilse kuş ne olur? Uçar gibi. Ha, o ağaç diyor bedendir. Hızar zaman şeydir. Gündüz ve gecedir. Hızar da zamandır. Kuş da ruhtur. Ağaç devrildi, kuş çekip gitti. Böyle bile bakmaz yani. Çekip gider yani. 50'den sonra yüzünü çevirir, artık oraya müteveccihtir. Ya. 5. Ölü olmasa, yani fıtrata bir hedef göstermesen, mesela zulme uğradın, istediğin olmadı veya korona oldun, yoğun bakımdasın. İmani bil ahiret ne olduğunu o zaman işte hakkal yakın hissediyorsun. Ta kemiklerine kadar iyi ki Allah var diyorsun ya. Allah var, problem yok. Ya ahiret var. Eli dünyayı düşün. Ne yapacak ya? Yoğun bakıma girdim. Bir sürü video seyrettim. Ne yapacak şimdi? Nasıl sıyrılacak? O cihazının getirmiş olduğu düşünceden. Hadi bakalım. O elbise toplum giydirdi sana. Videolar giydin. Nasıl çıkacaksın? Nasıl azap çekiyordur? Ama bizde bir teselli var. Bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Eyvallah. Yani olduğu halde. Ahirette iman olduğu halde. Ya olmasa? Olduğu halde buyuz. Ya. Öyle olmasa diyor. Umumen kurur, hebeen gider. Fıtrat kurur.
Ya görüyorsun hiç mi mezara gömmeyi gördün değil mi? Adamı sokmayın, akrabanı gör. Ne olacak ya, sen de öyle olacaksın daha. Oraya girecek ya, şimdi oraya girilir mi ya? Daha yatağımızda biraz inişli çıkış olunca rahatsız oluyoruz ya. Gel de bu kayalıklara gir ha. Acayip bir şey. Feal ilacı, şaşılacak bir şey. Bir Cebeli Cihan Bağ'ın kılıfına nihayet derecede dikkat ve itina edilirse, hatta gubarın konmasında muhafaza edilirse, nasıl ve ne surette o Cebeli Gani'yi kırarak mahvedecektir? Kella, ona itina onun hatırası içindir. O kuyumcu dükkanı misali gibi. Onun için ya. Bu onun için dikkat edin. Bu esas değil ki. Ahiret imanı kalkarsa beden esas olur. Asıl olur. Ahiret iman ne kadar olursa beden kılıf olur. Yani ölüm korkusu ahirete imanla kalkıyor. Ahirete iman zayıfladıkça bedeni esas zannediyoruz. Bedeni esas zannediyoruz. Oysa şöyle bir ayna düşünün diyor. Ondan sonra kesiyorum dersi. Güneşi tutsan. Adam güneşi kabul etmese. Bu aynadaki güneşi güneşin zatında beklerse, çevirirse ne olacak? Güneş yok olur. İşte ölüm korkusunu söylüyorum. Cenab-ı Hak baki ezeli ve ebedi. Şemsi ezeli. Bu ayna ruh. Burada gözüken güneş. Yani ezel ve ebed arzusu. Eğer biz ezeli ve ebedi bir zatı anlamak için aynayız. Ezeli ve ebedi olalım diye değil. Onun ezeliyetini anlamak için verileni kendi ezeliyetine döndürürsen o zaman ölüm korkusu dehşetli oluyor. Kendi bekanı arıyorsun. Dördüncü şuada diyor. Yani kendi bekanı, ebediyetini istiyor, arıyorsun. Oysa bu aynada gözüken onu gösteriyor. Ondan alakayı kesersen güneşi burada aramak gibi, bekayı da burada aramak gibi oluyor. Niye peki beka gözüküyor? Baki anlaman için. Onu anlamlandırmak için iken kendi bekana verdin, kendi bekanı istedin, belayı da çektin. Ona ne kadar verirsek üzerimizdeki özellikleri, onu anlamak içindi diye, o zaman mesela beka, bekamı istiyorum. Hayır, sendeki o beka baki anlamak içindi. Senin de alakası yok o işin. Benim bekam değil o. Baki Zülcelal'in bekasını anlamak içindi. Onun aynasıydık. Ama ayna dağılı bırakıp ayna kendisinde ararsa bu güneşi, buradaki bekayı da, aynanın bekasını, bu ruhun bekasını ararsa, oysa o bakiyi gösteriyordu, o zaman ölüm korkusu başlıyor, dehşetli başlıyor. Ne kadar biz sahibine verirsek burada gözükeni, o kadar sıyrılırız. Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canını aziz eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılar vermesin. Bizi şehit eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Evimize Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerrinden maddi ve manevi ve semavi arzı hastalıklardan hepsi emin eylesin. Bizi bize bırakmasın. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.